Tereddüt, hayrın düşmanıdır. Müslüman akıbetini koşarak gider. Büyüklerimin akıbeti aklımdan çıkmıyor hocam. Ben bu kapıya layık mıyım? Hayran. Sahabe efendilerimizi düşün. Onların atalarını, babalarını, ağabeylerini düşün. İlk Müslümanların atasının hangisi Müslümandı? Bazıları azılı düşmanımızdı. Haşa. İman kılıcının kesemeyeceği hiçbir bağ yok. Sen nefsinden emin ol. Haydi. Maşallah, maşallah. Şehzademe maşallah. Allah aslan oğluma en güzelini, en hakikatlisini, en hayırlısını ihsan eyledi. Gözlerine maşallah, endamına maşallah. Ayza Hanım, istirahat buyurun. Ah, bir iğne yok mudur? Şöyle biraz daha kıvırayım eteğini. Ayza Hanım, Mürşit Hazretleri'nin huzuruna çıkılacak. Dünyadan, dünyeviden uzak durun biraz. Allah Mürşit Hazretlerinden de sizlerden de razı olsun. Şükürler olsun ki beni bir şehzadeyle akraba eyledi. Ayza Hanım, müsaade edin isterseniz Feyza bir maneviyatını toplasın. Kendine gelsin kız, değil mi? Tabii tabii. Kusurumuza bakmayın. Biz töre yordan biliriz bilmesine de. Merak etmeyin. Hatırlatırız biz de usulünce. Kader. Kader efendim, her şey kader. Bu musibet başımıza gelmeseydi diye onca zaman düşündüm. Şimdi böyle afa nail olunca, böyle maşallah. Aslan oğluma boy boy evlatlar, anası gibi güzel. Kaderi, akıbeti güzellikler nasip eylesin inşallah. Sizi beklerler. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezina yekuluna rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrata ayunin ve ec'alna lil muttaqina imama. Sadakallahul azim. Ya Rabbi, bize göz aydınlığı olacak eşler ve nesiller nasip eyle ve bizi müttakilere önder eyle. Amin. Hak razı olsun. Hak razı olsun. Hak razı olsun. Hak razı olsun. Hak razı olsun.
Hak razı olsun. Hak razı olsun. Hak razı olsun. Hak razı olsun. Hayırdır Meryem Hanım? Yüzün sirke satıyor. Niye mutlu olmadın sen yine? Nereden çıkarıyorsun Naim? Halimize bin şükür. Varlığımız sağlığımız yerinde. Laf uydurma. Ne bileyim ben? Senin işin belli olmaz. Bir lakırdı mı duydun? Bir şey mi dedi? Zeynep'le mi konuştun sen? Ne konuşacağım Zeynep'le? Bir şey mi oldu yine? Ne oldu? Yok canım, ben öylesine sordum. Anne, Naim amca. Vay. Selamünaleyküm genç adam. Maşallah. Cabriyo. Sen niye laf dinlemiyorsun? Hı? Niye laf dinlemiyorsun sen? Yardım ediyoruz ya. Çok seviniyorlar. Allah yüzlerine baksın. Amin. Naim Efendi'nin yanındaki kimdi anne? Sana ne? Kimse kim? Hanımannelerin yanına gitmez misiniz? Estağfurullah. İyiyim ben. Ya ne yapıyorsun? Otur. Canım sıkıldı, evde kaç saattir yoksun. Ya deli misin? Ne yapacağım burada? Gel ben seni eve götüreyim. Nasıl geldin anlamadım ki. İşte kadınları takip ettim mi? Olmamış mı? Ya o olmuş da. Hadi gidelim. Annem saklan, görmesin. Namaz işte, sen bilmiyorsun tabii. Benim yaptıklarımı aynen yap. Aynen yap ama. Tamam da ne diyeceğim ben? İçinden ne geliyorsa onu söyle. Ama güzel şeyler söyle. Kaç dakika sürüyor bu? 4 rekat yatsının farzı var. Ha, iyi o zaman. Sonra 20 rekat teravih. Kaç? Şşş. Allahu Akbar. Üç rekat vitir namazı var. Zeynep bak, yemin ederim işlerim altıma bak. İşlerim. Tövbe. Tamam. O evde de kılınır. Gel kalabalığa karışalım.
Müslüman. Selamün aleyküm. Müslüman. Meryem Hanım, merhaba. Kızım sen neredesin? Anan baban öldü meraktan. Ölsün. Cüneyt Efendi görmedi inşallah. Görmedi, görmedi. Namaz kıldım ben. Ver bakayım telefonunu. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bana bir diyeceğin var mı? Neyle alakalı? Ben bugün dergâhta kütüphanede sabahlayacağım. Hayırlı akşamlar sana. Ne oldu? Dergâha gitti, orada kalacakmış. Bir şey anlamadım mı yani? Bir şey demedi. Kitap okuyor. Okuyor öyle acayip acayip kitaplar. Neydi? Allah yok mudur mu? Yok. Allah'ı inkar var mıdır? Filibeli'ni. Değişik bir tip seninki. Biz baksana. Bir şey oldu mu? Ne? Ya ne bileyim işte... Öptü mü veya başka bir şey? Konuşma öyle, ayıp. Niye kızım? Bizim yaşımızda bir sürü kız... Dokunmuyor. Kimseye dokunmuyor. Dokundurtmuyor da. Nereden biliyorsun? Baban söyledi. Levent amca ondan bu kadar izin verdi. Yoksa... Polise mi? O zaman anneme de bir şey yaparlardı. Babama da. Sen onları düşünüyorsun. Baban seni düşünmüyor mu? Babam iyi bir şey olarak görüyor. Cüneyt Efendi damadı olunca. Tam onlar da erken yaşta evlenmiş. Abi ne değişik kafalar bunlar ya. Bizim memlekette çok ki. Uykun gelmiş. Geldi tabii, 30 rekat namaz kıldık. Sana en sevdiğim battaniyemi vereceğim. Şöyle aramasaydın hiç ya. Ver işte bir şey, fark etmez. Benim de en sevdiğim battaniyem bebeklik battaniyemdi, biliyor musun? Böyle tuhaf bir şeydi. Saklıyordum da. Ne oldu sonra? Kafam bozuk ya, fırlattım yola. Sen delisin gerçekten. Küçükmüş bu. Başka vereyim. Ya aman boş ver. Önemli değil ya. Ha bak, o ikimiz ata yeter zaten. Hadi gel. Saçların ne güzelmiş. Sağ ol. İyi ki geldin. Dilek dileyelim mi? Olur. Ne diledin? Olunca söylerim. Sen? Olunca söylerim. Cüneyt Efendi'ye de bir selam vereyim. Cüneyt Efendi, gel yerim, gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cüneyt Efendi. Affan malikler. Allah tamamını erdirsin. Allah razı olsun. Feyza'nın izdivacına karar vermem de...
Raiden payı çok büyüktür. Yaşına bakma sen böyle. Yeri gelir bize yol gösterir. Estağfurullah. Hayırlı bir işe vesile oldunuz. Allah razı olsun. İnşallah kapınıza layık olmaya çalışacağız. Ahban kardeşimiz de bize arazi meselesini bir çırpıda çözüverdi. Allah razı olsun. Estağfurullah hocam. O an imkan bizimdi. Bize nasip oldu çok şükür. Hem zaten bir hayra vesile olmadıktan sonra paranın da çok bir anlamı yok. Yaptığı iyiliğe kendisini sevindiren, kötülükleri de kendisini üzen kimse gerçek mümindir demiş Efendimiz. İyilik yapmışsınız. Mahcup olmayın, sevinin. Reytepe'de böyledir işte. Bir kelime eder böyle Allah kullak olursun. Lakin para da bu hayatın bir gerçeği. Bu tekke nasıl dönecek? Talebeler nasıl okuyacak? Ya bu açlar nasıl doyacak? Öyle değil mi? Haklısınız hocam. Vallahi herkesin şu hayatta ehil olduğu bir alan var nasibinde. Şimdi bizler sizlerin bu kudretli omuzlarından bu dünyevi yükleri kaldıracağız ki Cüneyt Efendi gibi böyle mübarek insanlar uhrevi işlerle uğraşsın, bizlere yol göstersin, hayat boyu yanımızda olsun. Allah muhtaç etmesin. Onun yolundan hiç çıkmayalım ki yola geri dönerken ihtara lüzum kalmasın. İnşallah ileride çok daha uzun sohbet ederiz ama ben anamı alayım, müsaade isteyeyim hocam. Bu arada hocam bir şey daha rica edeceğim. Malum adını koyduk. Anam diyor ki Feyza Hanım'ı ben alışverişe çıkarayım. Ben Aslı Hanım'la konuşurum. Selametle. En kalbi duygularımı ilet. Bu kez acele işe şeytan karışmadı sanki. He? Bakma, senin beni zorlamaların hayırlı bir kapı açtı belki de. Hatırladım şimdi. Babası vakti mi kaçtı? Sındır. Kişinin kendi elindedir. Babanın, atanın vebalini evlatlara yükleyemeyiz. Bunu en iyi seninle benim bilmem lazım. Öyle değil mi? Nasıl? Münasip mi sence? Perde açıldığı zaman gecede görünür, gündüzde. Selamun aleyküm. Affanla biraz sohbet ettik. O yüzden geç kaldım. Hayırdır Aslı Hanım? Bu ne hal böyle? Hasna Hanım, Allah'ın selamını verdim. Ve aleyküm selam ve berekatuhu. Gelmeseydin Sadi, kalsaydın o sevgili damadınla, affanınla. Ya bütün gece fısır fısır konuştu bilenler. Maliklerden başkasını bulamamışlar mıymış? Sülalesine vakti mekatil yapıldığını unutmuşlar mıymış? Yakışık alır mıymış? Yahu neden efendi, neden memlekette başka adam mı kalmadı? Benim anladığım kadarıyla bu evde benim verdiğim her hüküm böyle sorgulanacak. Öyle mi? İyi de ben buna müsaade etmem ki. Otur. Oraya değil. Yere oturacaksın Hasna Hanım. Sen belli ki bir ders istiyorsun. Vereyim. Otur. Gözünü aç diyorsun. Güçlü olmamız gerek diyorsun. Öyle mi? Peki bir tulumbadan su çekmeden önce ne yapılır? Biraz su dökersin. Can suyu. Can suyu. Ben sana bir su kıssası anlatayım Hasna Hanım. Vakti zamanında mübarek Medine'de kıtlık baş gösteriyor. Bir Yahudinin su kuyusunu almak lazım gelince Hazreti Osman buna talip oluyor. Su kuyusunu almak için adamın yanına gidiyor. Fakat adam ne teklif ederse etsin Hazreti Osman, Nuh diyor, peygamber demiyor.
Hazreti Osman düşünüyor, taşınıyor, adam yanına bir daha gidiyor. Yahu diyor, tamam sen bunu satmıyorsun da ben sana kuyunun ederinin yarısı kadar altın vereyim fakat haftada iki günde su çekebileyim diyor. Adam tüccar, hemen kabul ediyor. Bizimkiler feryat figan, bu kuyuya bu kadar para verilir mi, öyle mi, böyle mi derken ta devam ediyor. Ne zamana kadar? Hazreti Osman o iki günü halka sebil yapana kadar. İnsanlar iki günde gelip sularını dolduruyorlar. Geri kalan beş günde de Yahudi kuyunun başında böyle boş boş oturuyor. Bu kez o telaşa düşüyor. Kalkıp Hazreti Osman'ın yanına geliyor. Yahu diyor, önceki teklif ettiğin altının da yarısını ver. Kuyu toptan al diyor. Ya Hasna. Bizim dört halifemiz dünyanın direğidir. Hazreti Ebubekir sadakat, Hazreti Ömer adalet, Hazreti Ali ilim. Peki Hazreti Osman? Ticaret. Ticaret. Bizde adalet, sadakat, ilim çok şükür ziyadesiyle mevcut fakat mümin şuurumuzla ticari zekamızı birleştirmez isek vallahi de billahi de bu üç direkle bu kubbe başımıza yıkılır. Madem ki biz Allah rızası için büyümek istiyoruz, bize affan lazım. Bize affan da lazım. Bir dahaki sefere suyu izah etmeden evvel aklını kullan. Ya daha küskürmeyi de adet etme. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina. Affa Hanım. Geldi vakit. Daha değil ana. Ama gelecek. Az kaldı. Bu makam sana yakışır. Otur. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra da babana yapılanların diyetini ödet. Ben yalnız sana intisap ederim. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma cenne aleyhi l-leylu ra'a kevkeba. Kale hâzâ rabbi. Felemma efele kale la uhibbul afilin. La uhibbul afilin. La uhibbul afilin. Sadakallahu'l-Azim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız çocuklar? Hamdolsun hocam. Bugün siyer günüymüş. Hazırlandınız mı? Feyza Cansan Ficar'ı anlatmıştı. Gazve'yi anlatacaktı. Ficar'ı. Aferin. Adın ne senin? Hümeyra. Siz biliyor musunuz gazve ne demek? Savaş gibi bir şey ama Allah için yapılan, iyilerin yaptığı savaş. Ağır bir mesele değil mi?
Hak yolunda savaşmanın çeşit çeşit yolu var. Lakin mühim olan doğru yolda doğru niyetle savaşmak. Gazben'in mastarı Gazben. Gazeve. Ne demek? Bilemediniz mi? Ne ceza vereceksiniz? Feyza hocanız öyle mi yapıyordu? Gaz istemek, arzu etmek demek. Şimdi ben de sınıfa daha yeni geldim. Sizinle yeni arkadaş oldum. Ne istiyorsunuz? Önce bir öğreneyim, sonra ağır konuları işleriz. E hadi, yok mu bir şey isteyen? İftarın hemencik gelmesini isterim. İftardan sonra da hemen sahurun gelmesini istiyorsun. Gelir gelir, merak etme. Hadi şimdi kağıdı kalemi çıkarın, en çok istediğiniz şeyi yazın. Sonra da Allah'a dua edelim isteğimizi kabul etsin diye. Ben de sizi daha iyi tanıyayım. Ceza bu mu? Ceza yok. Siz ne istediğinizi söyleyeceksiniz. Ben de sizi daha iyi tanıyacağım. Uzaya gitmek istiyormuş Meyra. Babasından duymuş. Bir adam uzaya gitmiş. Anlatıp duruyor. Sen niye söylüyorsun ki? Sana ne? Uzay, evet. İlk defa bir Türk astronot uzaya gitti, biliyor musunuz? Bilimde Allah yolunda başka bir cenk etme yolu işte. Uzayda seferi sayılırsın diyorlar ama emin değilim, bir bakmam lazım. Hayrola? Ne bu gürültü? Sohbet ediyorduk derse başlamadan önce. Dışarıya taşmış gülüşmeler. Olmaz. Ne oluyor bu derste bu kadar kıkırdayacak? Bir gün uzaya gidersem. Ne bu? Bir konu anlatacaktım. Kolay anlasınlar diye. Vazifenin ağırlığınca. Anlatman lüzum eden usulle anlat. Anlar onlar. Lüzum etmiyorsa da anlatma. Mübarek günde yorulmasın çocuklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.